İnternette sitede yayınladığımız videolar içerisinde 150 dakikalık soru çözümleri de var. Kimi soruların çözümü basit, çözümleri zor olan, uzun olan şeyler de var, sorular da var. İnternette daha kısa çözümlü, daha PLC temel problemlerine yönelik videolar da açacağız. Şimdi onların çözümlerini yapıyoruz. Bununla ilgili internette daha farklı PLC çözümlerini internette aratırsanız Ali Akdeniz hocamızın da çözümü var. Soru şu, start butonuna basacağız. Start butonuna bastıktan sonra çıkışımızın bir tanesi 15 saniye çalışacak. 15 saniye sonra kendiliğinden duracak. İkinci başlayacak. He? İkinci başlayacak da 15 saniye. Yok, o ayrı bir soru. Onu da çözeceğiz. Start'a basalım. Input örneğin 0.1 startımız olsun. Q 0.0 da bizim çıkışımız olsun. Burada soruda ne vardı? Çalışsın, 15 saniye dursun şeklinde bir şey sorulmuştu. Demek ki bir zaman öğesi kullanacağız. Tamam mı? T37 gibi ton bir zaman öğem olsun. 15 saniyeyi nasıl yazıyorum ben? 150. TV olarak 150 olarak yazıyorum. Şimdi bu zaman öğem 15 saniye sonra ne yapacak? 15 saniye sonra Q'yu durduracak. Tamam mı? Yapacağı işlem o. O zaman kapalı kontrol. Şimdi önce bir çalıştıralım. Input 0.1'e bastık. Q 0.0 çalıştı mı? Evet. Çalıştı ama şu anda elimi çekersem butonda durur. Evet. Ne yapacağım butondan elimi çektiğimde durmaması için? Mühürleme kontağını koyacağım. Eğer isteniyorsa 0.0'la da stop butonunu ilave edeceğim. Şimdi zaman öğlen zamanı saniye ne zaman başlayacak? Çıkışım çalışmaya başladığı zaman başlayacak saniye. Yani bunun çalışma şartı ne? Çıkışın devreye girmesi. O zaman Q0.0 T37'ye 15 süreyle çalıştıracak kontağını önüne koyduk. Ne yaptık? Start'a bastık. Q çalıştı. Mühürlemesini yaptı. Burayı kapadı. 15 saniye saymayı başlattı. Peki T37 ne yapacak? T37 buradaki kapalı kontağını açacak. Q0.0'ı devreden çıkaracak. Peki. Burada şöyle bir olay söz konusu. Tamam, Q0.0'ı T37 devreden çıkarttı ama T37 bir sonraki çalışmaya hazır mı? Yani yaptığınız işte bir sonraki çalışmalara kalan bir eleman istenmez. Örneğin bir yerde merkezi setlemişsindir, bir iş yapmıştır. Ama sistemi bir daha baştan başlattığın zaman o merkezin setli kalması istenmez. Başlangıç koşullarına gelmesi istenir. Burada da benim Q0.0'ım çalıştıktan sonra 15 saniye süre sonunda devreden çıkacak. Ama devrede başka bir sonraki çalışmayı bozacak eleman kalacak mı? Bu elemanda ne? Burada tek elemanımız var. T37 zaman ölen var. Bakıyorum bu durduktan sonra T37'nin önündeki kontağını açıp T37'yi devre dışı bırakacak. Yani bir sonraki çalışma için çalışmayı bozacak şartları sağlayacak herhangi bir eleman devrede kalmıyor. Tamam. Bu birinci yöntem. Burada şart neydi? Butona basar basmaz zaman saysın. Zaman sayıyor. Eğer şunu diyebilirseniz, ya hocam butona basma süresi önemli değil. Butondan elimizi çektiğimiz zaman da zamanı sayabilir. Yani butona elimizi çok uzun süre basmıyoruz. Butonda parmağımızın basılı sürdüğü, durduğu süre çalışmayı etkilemez derseniz şöyle bir çözüm de yapabilirsiniz. Bu birinci yol. Input 0.1 ile T37'yi top kullanırsınız. 150'ye ayarlarsın PV değerini. Tamam mı? Preset parasını. Ondan sonra gelirsin T37 ile Q0.0'ı çalıştırırsın. Buradaki olay nedir? Buradaki olay şu. Butona bastık mı? Bastık. Zaman öresi, ton zaman düzeltiyorum. Top olacak. Evet. Düzeltelim.
Top dedik ama ton yazdık. Top zaman öncesi devreye girdi. Top zaman öncesinin özelliği neydi? Time of Delay'da enerjiyi görür görmez, enerjiyi yer yemez bu kontağını kapayacaktı. Q0.0 çalışacaktı. Peki 15 saniyelik sayma süresi ne zaman başlayacaktı? Bu butonun elimizi çektiğimizde. İki çözüm arasındaki fark ne? Bu butona basar basmaz 15 saniyeyi sayıyor. Bu butondan elimizi çeker çekmez 15 saniyeyi sayıyor. Aradaki temel fark bu. Tamam mı? Sorusu olan var mı? Oraya ne vardı ya, bir tane elimizi kaldırdığında darbe atıyordu. Onu koysak... Nereye koyacağız? Butona basıyoruz da hocam. Gösterebilirim. Şurada eskide. Hani şu sembol vardı ya hocam, hani... Negatif. Nabi aldığında kaldırıyordu aslında. Şuraya koysak... Etki yapar mı? Geç. Anlatayım. Şimdi grafiklerle çizelim istersen bunu, tamam mı? Oraya neye koysak ne olur, neye koymasak ne olur? Şu input 0.1 girişim değil, tamam mı? Şu da Q0.0 çıkışım değil. Şuradaki zaman belirsiz. Yani butona basma süreniz sizin belirsiz. Tamam mı? Yukarıdaki gibi ilk çözüm yolunu uygularsak burada olay şu, butonun basışıyla birlikte 15 saniye sayacak, 15 saniye sonunda 0.0 duracak. Bu yukarıda çizdiğimiz olay. Bu ne diyelim? Birinci çözüm. İkinci çözümünde 0.0 ne olacak? 0.0 bu benim neydi? İkinci toplu çözdüğümde. Öyle değil mi? Evet. Burada butonla elini çeker çekmez. Şu butona basma süremiz basar basmaz çalışacak. Şu butondan elimizi çektiğimiz anda butondan çektikten sonra 15 saniye sayacak duracak. Şimdi gelelim seninkine. Sen buraya ne ekledin? Negatif ekledin. Değil mi? Tamam. Bir de öyle yapalım. Q0.0 TOF artı neyle çözüm? Negatif genel ne yapıyordu? Elimizi çektikten sonra bir çevrim darbe veriyordu. Şimdi şu butona basma noktanız, burada bir şey beklemiyorum ben. Evet. Çünkü ne kontağı kullandım. Tamam mı? Yapılacak işlem nerede? Butondan elimizi çektiğimizde bura ne? Yükselen kenar, bura ne? Düşen kenar. Şimdi TOF'ta ne olacak? Neye koydu ya? Parmağımızı çektiğimiz andan itibaren TOF'a bir çevrim enerji verdi mi? Bakın, parmağımızı çektikten sonra TOF'a bir çevrim enerji verdi mi? Bu bir çevrimde TOF, 15 saniye kendisine yükledi mi? Evet. Yükledi. Evet. Tamam mı? Burada şöyle beklemeyin. Normal kumandada yaptığınız gibi işte vereceğiz, bobin çekecek, işte yayı gelecek veya mekanizmayı gelecek veya işte içerideki kondansatörün RC devresinin şarjı deşarjı olacak şeklinde bir çalışma mantığı yok. Örneğin normal bildiğiniz kumandadaki bir zaman bölgesinde çok kısa süreli bir enerji verip çektiğiniz zaman belki o zaman bölgesi hele hele bile mekanikse çalışmayacaktır. Beklediğiniz çalışma şartları sağlamayacaktır ama bizim buradaki zaman bölgemiz yazılımsal bir şey, sanal bir şey. Ben tek çevrimde olsa TOF zaman bölgesine enerjiyi gösterdiğim anda TOF zaman bölgesi 15 saniye kendini ne yaptı? Ayarladı. Tamam mı? İkinci çevrimde ne oldu? Bir sonraki çevrimde artık neye buna çıkış vermiyor. Neydi? Enerjisi kesilince saymaya başlıyordu. Öyle değil mi? Enerjisi kesildiği zaman saymaya başlıyordu. O zaman bu sayma işine nerede başlayacak? Şu. Butona basar basmaz ne oldu? Bakın butona basar basmaz özür diliyorum. Butondan elini çeker çekmez ne oldu? Top zaman bölgesi enerjilendi. Kontağını kapadı. Evet kapadı. Ve butondan elimi çeker çekmez artık neyi saymaya başladı? Zaman 15 saniye. 15 saniyeyi saymaya başladı.
Burada da çözümde ne oldu? Butona bastı, çıkış vermedi ama butondan çeker çekmez. 15 saniyeye topa yükledi ve bir sonraki çevirip enerjisi olmadığı için artık top saymaya başladı. Peki, başka bir şey. Buraya nereye değil de P koysak ne olur? Bu sefer elimizi bastığımızda yükselen. Bu sefer 15 saniye 10 saniye. Q 0.0 bastığımızda direkt devreye. Top artı P dedik. Bu sefer de direkt yükselen kenar. Butonun basıldığı an yani yükselen kenarda topu çalıştırdı. Evet. Tamam mı? Top çalıştı. Burada kontağını kapadı. Evet. Bir sonraki çevirimde top enerji görüyor mu? Görmüyor çünkü P var. Evet. O zaman butonuma basar basmaz enerjiyi verdi ve kestin toptaki. Saniye. Enerjiyi kestiğim için de top 15 saniye. 15 saniye saydı. Eğer P koyarsanız ne oldu? İlk birinci çözümle aynen. İkinci çözüm aynı hale geldi. Tamam. Baştan beri dediğimiz gibi bir çözüm olmayabilir her zaman. Birden fazla çözüm olabilir. Hatta şu anda biraz daha uğraşsak belki birkaç saat içerisinde 8-10 tane daha bu ekstra çözümler bulabiliriz. Anlaşıldı mı?